Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda çember ve daire konusundaki üniversiteliğin testlerine başlıyoruz. Yani karma testlere başlıyoruz. Test 18'in çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC bir üçgen çemberin merkezde o olarak verilmiş. 50'yi kullanalım. 50 ise gördüğü yay nedir? 100'dür. 40'ı kullanalım. 40'ı nasıl kullanırız? Hocam şu üçgende yani üçgensel bilgileri de yine kullanıyoruz biliyorsunuz. E, i̇ki iç açın toplam bir dış açıdan burası ne olacak? 10 olmak zorunda. 40 ile 10'u toplarsan 50 yapar. E 10 gördüğü ya 20. 20 ise gördüğü açıda buradaki 10 olmak zorunda çevre açıdan dolayı. Sonra ne yapabiliriz? Bu yaylardan gidebiliriz. 120 ise buraya 60 kal deyip 30 diyebiliriz. Ya da hocam çapı gören çevre açı 90 derece. 50-90 ise burası da 40 deyip buradan da x'i yine 30 derece olarak buluruz. Hadi yaylardan gitmiş olalım. 60'tan 30'u bulmuş olalım. Cevap da böylelikle ne çıktı? Cihan çıktı arkadaşlar birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Yarı çapı R olan bir dairenin alanı pi R kare formülüyle bulunur. Bunu biliyoruz. İşte bizden ne isteniyor? Taral alan isteniyor. Arkadaşlar tüm alandan ki bunun yarı çapı kaç? Hop 1 2 3. Tüm alandan kaç tane? 4 6 8 10 12 tane birim kareyi çıkartacağız değil mi? Evet. Bunlar birim kareymiş çünkü şurası. Çünkü yarı çapı 3 birim olan diyor. O zaman bunlar 1 bir birim yaptı. O zaman tüm alandan pi r kareden 12 tane birim kareyi çıkartacağız. Yani birim karenin yani karenin bir kenarı 1 ya. 1 1 1 kere 1 1 yaptı burası. O zaman 9 pi eksi 12 diye cevaba ulaşırız. Yani ikinci soru denizli oldu. Geldik üçüncü soruya. Ahmet'in kağıdı Şekildeki gibi katlıyormuş. Önce aşağı katladı. Sonra sağa katladı. Sonra bunu oluşturdu. Bunu da böyle katladı. En son bu şekli şu şekilde kesti. Evet daha sonra son durumda kağıt belirtilen doğrultuda kesiliyor. Buna göre kağıt açıldığında görünümü ne olur? Hani kesip şunu attık. Tamam elimizdeki parça şu. Dikkat et. Elimizdeki parçayı şöyle tarayalım. Geriye doğru açılım yapacaksın. En son şöyle katlanmıştı yukarı doğru aç. Yukarı doğru açtığında çeyrek daire elde edeceksin. Bunun simetriğini şey yapıyorsun arkadaşım. Buna göre simetriğini şey hallediyorsun. E buna göre simetri ne olacak o zaman? Şuradaki noktanın simetri zaten burası. Buradaki noktanın da buna göre simetri şurası oluyor. Yani çizgimiz bu şekilde oldu. Bizim taralı kısmımız neresi oldu arkadaşlar? Şurası oldu. Ben şu taralı kısım önemli. Bunu açıyorum çünkü. Sonra ne yapacağız? Bu böyle katlanmıştı. İkinci katlamada geriye doğru açacağız. Geriye doğru açtığımız zaman da yarım daire oluşacaktı şöyle. Ama simetriğini alıyoruz bak şöyle. Buradaki noktanın buna göre simetriği bu yapıyor. Buradaki noktanın bu yapıyor. Buradaki noktanın da bu yapıyor. Hop şöyle. Şurası boşluk olan kısmı. Şurası da dolu olan kısmı. Dolu olan kısmı şöyle karalıyorum. Sonra ilk katlamada da ne yapmıştı? Aşağı doğru yapmıştı. Biz yukarı doğru açacağız. Yukarı doğru açtığımız zaman da ne oluşacak arkadaşım? Şöyle tam bir daire oluşacak. Tam bir dairede de şunun simetriğini alacağız. Bunun simetriği de nasıl oluyor arkadaşım? Şöyle mi oluyor? Evet şöyle oluyor galiba. Taralı olan kısım işte tam olarak şurası oluyor. Yani bir artı işareti karşımıza çıkacak. Tabi artı işaretin şuraları da yay şeklinde olacak. O da hangi şıkta var arkadaşlar? Bak A şıkkında var. Önemli olan bu kağıt kesmelerde geriye doğru açınımdır. Buna dikkat edeceksin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Yani 3. soruyu böylelikle Akçay bulduk. Geldik 4'e. Şimdi AB çaplı yarım çemberin içine merkezi doğrusal olan A, C, C D ve DB çaplı yarım çemberler şekildeki gibi çizilmiştir. A, C, C D ve DB yayların uzunlukları sırasıyla pi, 5 pi ve 3 pi'dir. Arkadaşım pi 2 pi r bölü 2 eşitse. Bölü 2'ler gitti. Pi'ler gitti. R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 1 bulduk. Sonra şuradaki yarı çapı 1 bulduk. Evet bunun yarı çapı 1. E, ee, bir de burada 5 5P pi var. 5 pi de yine yarı çapı r diyeyim fark etmez. 2 pi r bölü 2'den. Şunlar şunlar gitti. Pi'ler de gitti. R'yi de kaç bulduk o zaman? 5 bulduk. Evet bunun yarı çapı da 5 çıktı. Öbürü de 3 pi ya. 3 ol çıktığı belli de neyse yazalım. 2 pi r bölü 2. Şunlar şunlar gitti. Pi'ler gitti. R'yi de kaç bulduk böylelikle? 3 bulduk. Evet bunun yarıçapı da 3 çıktı. Şimdi şuraları da 90 derece mi? Evet arkadaşlar yarım çemberde çapa böyle bir dik çizilmişse ne yapıyoruz? Çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturuyorum. Hop şöyle hop şöyle oluşturdum. E bunu oluşturunca burada bir öklit bağıntısı çıktı mı karşımıza çıktı. Bizden EC bölü DF isteniyor. Şuraya X diyecek olursam X kare neye eşittir? 2 çarpı şu. 16. 2 çarpı 16'dan 32'ye eşit oldu. X de böylelikle kaç eşit olur? X de 4 kök eşit oldu. Y kare neye eşit olacaktır peki? Şuraya da y diyecek olursam. Ee, burada da y'ye ait bir öklük bantısı oluşturabilirim. Y'ye ait öklük bantısı da şu şekilde olur. Siyahla oluşturdum. Çapı gören çevre açı 90 derece. Y kare de şu çarpı şu olacak. yazalım onu da. Y kare de neye eşittir? 6 çarpı 12. 6 çarpı 12'den dolayı 72. O da Y de böylelikle kaç çıkıyor? 6 kök 2 çıkıyor galiba. Şimdi bizden x bölü y isteniyor. O da 4 kök 2 bölü 6 kök 2 oldu. O da 4 bölü 6'dan 2 bölü 3'e eşit oldu. Evet cevap böylelikle balık kesir oldu. Yarım çemberde çapa dik çizilmişse öklük bağıntısını unutma. Geldik 5. soruya. Evet dairenin alanı bu formülle bulunurmuş. Şekildeki 6 birim çemberden. Bak birim çember. Birim çember ne demek? Yarı çap bir birim bir, ama çember demek. Bir kere çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyoruz? Merkezleri birleştiriyoruz. Merkezleri birleştirdik, 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 birleştirdik. Ve karşımıza ne çıktı? Bir düzgün altıgen çıktı arkadaşlar. Bir kenarı iki birim olan düzgün altıgen çıktı. Çemberler arasında kalan turuncu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Altıgenin alanından hocam burası altıgen olduğu için 120 derece değil mi? Evet. Altıgenin alanından 120'lik bir kaç tane? 6 tane dilimi çıkartacağım. O zaman altıgenin alanını söyleyelim. Altı genin alanı alt tane a kare kök 3 bölü 4'tü. Eksi 120'lik dilimden yani pi yarıçap kaç? 1. Pi r kare 120 bölü 360'tan da kaç tane var? Alt tane var. Şu şu gitse 3 bunlar da gitse 2. O zaman bunlar da gitti. Burada 6 kök 3 kaldı. Eksi burada da 2 pi kaldı. Yani cevabımız 6 kök 3 eksi 2 pi'ye eşit oldu. Cevap böylelikle denizli oldu 5. soruda. Geldik 6. soruya. Yarı çapı R olan çemberin çevresi 2PiR formülüyle bulunurmuş. Peki ABC telleri verilmiş. Buna göre diyor uzunluklarla ilgili soru soruluyor bize. Şimdi burası 2, 2 iken bak şurası 2, 2 iken buranın 2 kökü olduğunu biliyoruz. Evet burası 2 kökü yaptı. Sonra buradaki yay uzunluğu var. Bunun yarı çapına bak bakayım şöyle. Yarı çapı da 1, 2, 3, 4. Yarı çapı 4. Şurada hesaplayayım. 2 πr bölü 4. Çeyrek daire olduğundan dolayı. Çünkü şöyle baktığınız zaman çeyrek daire burası. O da 2 pi r bölü 4 yapacak. Yani 4'ler gitti. Burası 2 pi yaptı. Bunun da yarı çapı kaç? 2 çeyrek daire. Yarı çapı 2 olan çeyrek daire de 2 pi r bölü 4'ten dolayı o da pi yaptı. Bu da pi yaptı. O zaman burası 3 pi artı 2 kök eşit oldu. Evet. 3 pi artı 2 kök eşit oldu. Sonra öbürüne bakalım. Şurası kaç? 1. Burası kaç? 3. 1, 3 kök 10 yaptı burası. Sonra burası 2. Burası da kök 2. O zaman bunlar ne yaptı? Kök 10 artı 2 artı kök 2 artı bir de ne var burada hop şuradaki yay uzunluğu var ya bunun da yarı çapı 2 o da 2 pi r bölü 2 yarım olduğu için burası da 2 pi yani bir de 2 pi'yi ekleyeceğiz sonra şuna bakalım burada da arkadaşlar kaç var 2 var 2 artı sonra yarı çap 1 olan yarım daire 2 pi r bölü 2 yani pi yaptı burası yarı çap 2 olan yarım de şurada hesaplamıştık zaten burası da 2 pi yani burası da kaç yaptı 3 pi artı 2'ye eşit oldu. Şimdi burada arkadaşlar değerlerini bulup ona göre işlem yapsak daha iyi olacak. 3 pi aslında pi dediğimiz nedir arkadaşlar? Pi 3,14 gibi yaklaşık değeri. 3 ile çarptığın zaman 3 kere 4 12 3,4 gibi bir şey yapıyor. Şurası ee, pardon 3 ile çarptığın zaman ee, 9,4 gibi bir şey yapıyor. Evet burası 9,4 gibi bir şey yaptı. Artı 2 kök yaklaşık değeri de nedir? 2 kök 2. Karesini aldığımız zaman nedir bu? 8. Ne ile ne arasındadır 2 kök 2? Ee, 8 olduğu için karesi 3 ile pardon 2 ile 3 arasındadır. 3'e daha yakındır. 2.9 gibi bir şey. Topladığın zaman da kaç yapıyor? 11 12.3 gibi bir şey yapıyor burası. Sonra öbürüne bakalım. Değil mi? Evet. Öbürüne bakalım. Kök onun yaklaşık değerine bakalım. Kök onun yaklaşık değeri kaçtır arkadaşlar? Böyle 3 ile kaç arasında? 4 arasında 3'e daha yakın. 9 olduğu için 3.1 gibi bir şey. Yani burası 3.1 artı burası 2 artı kök 2'ni yaklaşık değeri nedir? Kök 2 de arkadaşım 1 ile 2 arasındadır. 1'e daha yakındır. 1.3 gibi bir şeydir. 1.3 topladığımız zaman da kaç yapıyor arkadaşım? E bir de 2 2P pi var. 2 pi de 6 28 yani 6,3 gibi bir şey yapıyor arkadaşlar. Bir de 6, 6,3 yaptı. Bunlara baktık. Olursak kaç yapıyor? Ee, 6. Şu kaç yaptıydı? 1.3 mü? Evet 1.3. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12,3, 6, 9 yaptı. Burası da 12,9 yaptı arkadaşlar. Şuna bakalım. 3000'in yaklaşık değeri 9,4'tü. Artı bir de 2. Bu da 11,4 yaptı. O zaman en küçüğü hangisi yaptı arkadaşım? 11'li değer. Yani C küçüktür. Sonra hangisi? A yaptı. Sonra hangisi yaptı? O da B mi yaptı? Evet. C, A, B şeklinde sıralandı. Dolayısıyla altın sorunun doğru cevabı C seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki geometrik şekiller kullanarak tasarlanmış ok verilmiştir. Okun gövdesi yarım daire ucu ise ikizkenar üçgen biçimindedir. İkiz kenar üçgen biçimindeymiş. Arkadaşım şuradaki yarım daire çapı 12. Bunun yarı çapı 6 6. E büyüğün yarı çapı 14 oldu. 14 olduğundan dolayı buraya da kaç kaldı? 8 kaldı. Şimdi bu ikiz kenar üçgen şeklinde olduğu için ikiz kenar üçgende tabana ait yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmeyecek mi? Bölecek. E sen buradan bir yükseklik çizdin. Yüksekliğin de 4 olduğunu biliyorsun. E şimdi bu yükseklik buradaki tabanı iki eşit parçaya bölecek. E buradaki tabanı iki eşit parçaya bölecek ama şurayı da 12 vermiş. Ha 6 6 diye bölecek. Burası 6 burası da 6 olacak. E bu yükseklik 4 verilmişti. Burası 6. Burası da 6 olduğundan dolayı. Şurayı da 2 eşit parçaya böler mi bu? Tabi böler. Çünkü şuradan da eşit mesafe gelmiş. Çünkü ok belirlemiş böyle. Yani burası da 4. 4 ise o zaman burası 2 ise. Burası da 2 mi olacak? Evet. Sonra burası kaç çıktı? Ne isteniyor bizden? Şeklin alanı isteniyor gerçi ya. Buraya önemli değil ki burası. 6 6 olduğunu biliyoruz zaten. Bu şeklin alanını bulurken şu halkanın alanını bulacağız. Bu halkanın alanı pi yarı çapı 14. 14'ün karesi bölü 2'den yarı çapı 6 olan pi 6'nın karesi bölü 2'ye çıkartacağım. Ee, ondan sonra bir de artı ne diyeceğim? Üçgen alanı diyeceğim. Yükseklik 4 tabanda 12 olduğundan dolayı 12 çarpı 4 bölü 2'yi de ekleyeceğiz. Bu 14'ün karesi kaç yapıyor? 196 yapıyor. 196'dan 196'dan 36 çıkınca kaç yapıyor? 160 yapıyor. 160 bölü 2 de kaç yapar? 160 bölü 2 de 80 pi yapar. 80 pi eksi 80 pi artı 48 bölü 2'den de 24 yaptı. Evet cevabı 80 pi artı 24 oldu. Ve böylelikle üniversiteliğin testlerinde 18. testi bitirdik. O zannediyoruz. Bir sonraki videoda 19. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.